Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını görüyoruz. Komşumuz kendisiyle alakalı bir konu olduğunda bunları görmeyelim, bunları bir tarafa koyalım, bunları konuşmayalım, diğer konuları konuşalım anlayışı içindeler. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Bu yetmezmiş gibi bir de bunların en ucunda Türkiye'ye en yakın olanlara ziyaretlerle ülkemize, milletimize karşı eylem içinde bulunuyorlar. Bunlar tahrik değil, gerilim artırmak değil de, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı davranmak değil de nedir? Size birkaç yıl önceki bir olayı hatırlatmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin başbakanı Tsipras'la düzenlediği ortak bir basın toplantısında Ege'deki meselelerin çözümüyle ilgili olarak Türkiye'nin görüşmelerin yapılıp yürütülmesinden kaçmadığının altını çizmiş ve Başbakan Tsipras'ı yüzüne karşı bizim artık zaman kaybına tahammülümüz yok diyerek şöyle uyarmıştı. Ve bardağın boş tarafıyla uğraşmayalım. Dolu tarafıyla uğraşalım, netice isteyelim. Eğer dolu tarafıyla uğraşmazsak o zaman kaybından başka hiçbir iş olmaz. Ama bizim artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Yaptıkları görüşmelerde azınlık sorunlarını ele alarak Batı Trakya'daki Türk azınlığın durumunda uluslararası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılmasını talep ettiğini aktaran Erdoğan, son zamanlarda özellikle Yunanistan'da gündeme gelen Lozan Anlaşması'nın iyi anlaşılması gerektiğini, anlaşmanın sadece Türkiye ile Yunanistan arasında olmayıp 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı. Lozan Anlaşması'nda sadece Ege konusunun olmadığına işaret ederek, Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla biz nasıl teminat altına alacağız diyen Erdoğan, halen Batı Trakya'da yaşayan Müslüman, Türk, Pomak azınlığın hukukunu korumanın Yunanistan'daki yönetimin görevi olduğunu vurguladı. Peki, Lozan sadece Ege'yi mi kapsıyor? Ege'nin dışında Lozan'la ilgili hiçbir şey yok mu? Batı Trakya'daki azınlıkların hukuku yok mu? Şimdi buradaki azınlıkların hukukunu bu anlaşmayla biz nasıl teminat altına alacağız? Şu anda 150 bin orada Batı Trakya'da Müslüman, Türk, Pomak azınlık var. Bunların hukukunu herhalde araştırmak, korumak, özellikle de Yunanistan'daki yönetimin görevi olsa gerek. Bunu da Sayın Başbakan'la paylaştık. Kardeşlerim, bunlar her zaman böyle hareketlerle Türkiye'yi geri püskürtme çabası içine girmişlerdir. Ama Türkiye hiçbir zaman bunların oyununa gelmemiştir. Şimdi de Doğu Akdeniz'de saçma sapan davranışlarıyla bizi vazgeçirebileceklerini sanıyorlar. Ama artık kendileri bile anladı Türkiye'nin haklılığını. Hatta içlerinde birbirlerini yemeye başladılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kışkırtmasıyla Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunan hükümetine içeriden de eleştiriler gelmeye başladı. Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürürken Yunan yetkililerin sert açıklamalarına karşılık Atina'da bazı isimler Yunan tezlerini eleştiren çıkışlarda bulundu. Bu önemli isimlerin Atina'ya tepkisi özetle şu şekilde. Katimerini gazetesinden Kostas Iordanidis: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Erdoğan'la çekişmesi şüphesiz Atina ve Kıbrıs'a rahat bir nefes aldırıyor. Bu stratejik çekişmenin özü bölgeden çekilmesi öngörülen ABD'nin boşluğunu kimin dolduracağıdır. Yunanistan'ın Fransa'nın bölgedeki hedefleriyle bütünleştiği izlenimi vermesi tehlikelidir. Fransa'nın bu dönem Yunanistan'a desteği şüphesiz önemlidir. Ancak rotayı Macron'un yönüne kırmak geçici bir şey olmaktan öteye gitmemelidir. Çünkü herhangi müttefik bir ülkenin NATO dışındaki arzularıyla bütünleşmek sonuçları kestiremeyecek tehlikeler barındırır. Tanea gazetesinden Christos Paparistou: Yunanistan'ın önünde iki seçenek var. Birincisi, kısa sürecek bir savaş. Burada Türklerin Meis Adası'na saldırması gibi bir tehlike var. Geri alabilmek için 50-60 yıl müzakere yapılması gerekir. İkinci seçenek, diyalog. Burada da ağır bir siyasi yenilgi tehlikesi var. Yani Türkiye'nin sürekli taleplerde bulunacağı ve Yunanistan'ın da taviz vermek zorunda kalacağı bir süreç. Sürekli olarak Erdoğan tahrik ediyor, saldırıyor demek ne gerçekçiliktir ne de gerçekle ilgisi vardır. Erdoğan her tahrik ve tehdit ettiğinde Avrupa'ya koşmak da bir çözüm değil. Avrupa bize daha ne kadar tahammül edecek? Bizden bıktılar. Biz kendimizin haklı, Türkiye'nin haksız olduğuna sadece birbirimizi inandırdık. Gerçekçi olmalıyız.
Aksi takdirde sırtımızı güreş minderinde Avrupa'yı da karşılaşmanın bitmesi için geri sayan hakem olarak görebiliriz. Yunanistan Komünist Partisi Milletvekili Laina Kanelli, Sky TV'ye yaptığı konuşmada, "Fransa bizim için değil, Libya için Doğu Akdeniz'de. Kimse Yunanistan'ın çıkarları için ölmüyor. Bana göre iki önemli iletişim hatası yaptık. Birincisi Erdoğan öyle, Erdoğan böyle dedik. Oysa Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. İkincisi Türkiye bölgesel süper bir güç dedi." Kanelli, Atina'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkan bir isim. Günümüzde yaşanan tüm olaylar Yunanistan'ın ne kadar pervasız olduğunu gösteriyor bizlere. Fransa'nın desteğini alan Atina, Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırıyor. Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Yunan askerleri Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na konuşlandı. Silahlı Zodiac botlarıyla her gün devriye geziyorlar. Adada komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü ve mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapması ve Navtex duyuruları sonrası bölgede yükselen tansiyon askeri hareketliliği artırdı. Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis Adası'na indiğini duyurmuştu. Yunanistan'ın Türkiye'ye 2.1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na uluslararası anlaşmaların aksine asker sevkiyatı yapmasına Türkiye sert tepki göstermişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinin ardından provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, silahsız olması gereken Meis Adası'nda askeri hareketliliği artırdı. Üzerinde ağır silahların ve komandoların bulunduğu Zodiac botlar adanın çevresinde her gün devriye geziyor. Yunan askerlerinin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez ada etrafında turladığı öğrenildi. Normal şartlarda sadece sahil güvenlik botunun bulunduğu Meis Adası'nda alınan aşırı güvenlik önlemleri ve ağır silahlı komandolar görüntülendi. Birinde 6, diğerinde 4 Yunan komandosu bulunan iki Fiber Zodiac bot ada çevresinde devriye yaptı. Botlarda ağır makinalı silahlar bulunması dikkat çekti. Meis Adası'nın Kaş'a bakan yamacında yer alan yerleşim yerlerinin arasında ise komandoları taşıyan askeri kamyonlar görüldü. Görüntülerde Yunan askerlerinin askeri araçla yüksek tepeye çıktığı, araçtan inip adanın farklı noktalarındaki kurulu mevzilerde bakım çalışması yaptığı gözlendi. Meis Adası'ndaki Yunan fırkateyni ve limandaki sahil güvenlik botu da beklemeye devam ediyor. Diğer yandan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynin Kaş'a bağlı liman ağzı koyundaki bekleyişi de sürüyor. Dün Meis Adası önünden geçerek Kalkan açıklarına giden fırkateyn gece tekrar Kaş'taki koya dönüş yaptı. Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine 2.1 kilometre, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Skallerapolov, 13 Eylül tarihinde Meis Adası'nın kurtuluşunun 77. yıl dönümü kutlamalarına katılacağı açıklanmıştı. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne göre de deniz yetki sınırlandırma anlaşmalarının hakkaniyet ülkesine uygun olması gerekiyor. Daha önce verilen kararlara bakıldığında Uluslararası Adalet Divanı'nda zaten Türkiye'nin lehine bir karar vermek durumunda olacaktır. Bunları bilen Yunanistan, hak gasplarını hukuka oturtamadığı için tamamen siyasi bir temele oturtmaya çalışmaktadır. İtalya ile yaptıkları anlaşmada zaten tezlerini kendileri çürütmüştür. 2003'te Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı anlaşmayla 11.500 kilometre kareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la imzaladığı sözlü anlaşmayla da yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Mısır halkı bunun hesabını er ya da geç soracaktır. Bunun altından hiçbir siyasetçi kalkamaz, vebalinden de kurtulamaz. Uluslararası deniz yetki alanı sınırlandırmaları bilindiği üzere ikili anlaşmalarla yapılmaktadır. İki ülke arasındaki eşit uzaklık ve ortay hat gibi ölçülerin yanında kıyı uzunluğu da göz önünde bulundurularak deniz yetki alanı ayrılmaktadır. Bu paylaşım sırasında ana kara dışındaki adalar çoğu zaman esas nokta olarak seçilmemektedir. Özellikle Kızılhisar gibi ters tarafta bulunan adalar, siyasi olarak bağlı bulunduğu devletin ana karasına uzak ve karşı devletin ana karasına yakın adalardır.
Adanın bu konumu çok önemlidir çünkü yetki alanı sınırlandırmalarında dikkate alınan önemli konulardan birisidir. Fransa ve Yunanistan, Avrupa Birliği'ni ayrıca Türkiye aleyhinde yaptırımlar konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Görünen o ki diğer AB ülkeleri buna pek sıcak bakmamaktadır çünkü gerçeği görüyorlar. Yunanistan'ın mızrağı artık çuvala sığmamaktadır. Avrupa Birliği varoluş değerlerini hiçe saymamalı, Türkiye ile olan ilişkilerini Yunanistan'ın hukuksuz istek ve arzularına ipotek etmemelidir. Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak askeri statüden arındırılmış ada statüsünü bozduğu adalar konusunda özellikle Türkiye coğrafi konumu ve tarihi hakları nedeniyle hak sahibidir. Bunun dışında bir de egemenliği anlaşmalarla devredilmemiş adaları hukuksuzca Yunanistan'ın silahlandırması söz konusudur. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan kendisine güveniyorsa bizimle masaya otursun diyerek Türkiye'nin kararlılığını ve haklılığını beyan etmiştir. Fakat Yunanistan masadan kaçmaya devam etmektedir. Türkiye bu konuları öncelikle bu adalarda hukuki boşluk yaratan ve uluslararası hukuka göre şu anda işgalci pozisyona düşen Yunanistan'la konuşmak istemektedir.